Türkiye'nin gül üretim merkezleri arasında ilk dörtte olan Mersin'deki seralarda işçilerin yoğun mesaisi devam ederken üreticiler ihracat yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Gül üreticisi Mahmut Yaman, Mersin'in gül üretiminde iyi noktada olduğunu belirterek sadece bizim Dikili Taş bölgesinde yaklaşık 400 dönümlük gül serası var diyor. Kesme çiçek ve özellikle gül üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Mersin'de üreticiler ihracat hazırlıkları yapıyor. Rengarenk güller Türkiye'nin dört bir yanına satılmak üzere özenle hazırlanırken paketleme tesisi içinde çalışmalar başladı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesi Dikili Taş Mahallesi'nde yer alan gül seralarında da kesme ve istifleme işlemleri işçilerin özenli elleriyle yoğun olarak yapılıyor. Geçmiş dönem TÜİK verilerine göre Mersin'de kesme gül üretimi 372 dekar alanda 15 milyon 810 bin adet olarak gerçekleşti. Yaklaşık şu an bizim e, dikili taş bölgemizde yani en yoğun Mersin dikili bölgesinde zaten gül seraları var. Bu bölgede de e, bir 400 dönüme yakın şu anda gül serası var. Bir yaklaşık 50-55 arkadaşımız bu işi yapıyor şu anda. Biz ülke olarak da zaten e, yani gülün artık hemen hemen e, kışın üretimini kendimiz karşılayabiliyoruz. Daha biz ihracata ulaşamadık. İhracat ileriki yıllarda. Hani biz şu anda bunu çoğalttık. Bunun ihracat yapmak için paketlemesini paketlemesini yapmamız lazım. O da ileriki yıllarda yani e, yapılacak inşallah. Şu anda. Burada üreticilerin yüzde mezat üyesi. Ortalama bir dönümden bir makas aldığınız zaman bir yaklaşık 10 ila 18 bin arasında gül çıkıyor. Yani bir dönümden 10 ila 18 bin arasında gül adedi çıkar. Bunu işte 40 çarptığınızda şey 400 ile çarptığınız zaman zaten çıkar ortaya güzel bir potansiyelimiz var. İhracatı düşünüyoruz. Yeni havaalanımız açıldığı zaman zaten e, genelde e, yurt dışı bağlantılı kargoların olduğu bir havaalanı olacağı söyleniyor. O zaman da bizim önümüz açılacak. Biz o zaman istediğimiz gibi yani güllerimizi o zaman paketleme sistemlerine geçecek Zaten şu an araştırma içerisindeyiz. Biz bu gülleri e, nasıl daha çok muhafaza edebiliriz? Nasıl daha iyi şartlarda? Gönderebiliriz çünkü hani önlemini almazsan yolda gülün telef olur. Biz önce paketlememizi düzeltip paketleme tesisimizi kurup ondan sonra yurt dışını yapmamız lazım. Bu şekilde gönderirsek biz yapamayız.